Kösem Sultan Osmanlı tarihinin en etkili kadın sultanlarından biriydi. Sultanahmet'in humma hastalığına yakalanması sonucu ani ölümü onu iktidara hazırlayan ilk perdeydi. Mahpeyker Kösem Sultan bu olaydan sonra tahta geçecek isimleri bizzat kendi belirleyecek, valide sultan olarak iktidara kendi istedikleri doğrultusunda yön verecekti. Birçok padişahtan daha uzun süre iktidar süren Kösem, öldürülen ilk valide sultan olarak Osmanlı tarihine geçti. Peki Kösem Sultan nasıl öldürüldü? Haydi Kösem'in hayatına daha yakından bakalım. Devleti yöneten bir kadın sultan, Mahpeyker Kösem. Osmanlı tarihinin etkili kadınlarından olan Kösem Sultan 1590 yılında Yunanistan'da Anastasia adıyla doğdu. Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul'a kızlar ağasına gönderildi. Kösem Sultan küçük yaşta haremdeki eğitimine başladı. 15 yaşındayken Sultan 1. Ahmet'i Haseki oldu. Keskin zekasıyla padişahı etkisi altına aldı ve sarayda gün geçtikçe nüfuzunu arttırdı. Ancak Kösem Sultan Ahmet zamanında siyasette ve sarayda çok etkin olamıyordu. Venedik elçisi Simon Cantrini'nin yazdıkları o günlerde 20'lerinde olan Kösem'in gelecekteki eylemleri hakkında adeta bir ipucuydu. Güzel, kurnaz, birçok yeteneği olan mükemmel şarkı söyleyen, 1. Ahmet'in çok sevdiği ama devlet işlerini konuşmayacak kadar dikkatli davrandığı bir Haseki. Eşi 1. Ahmet ölümcül humma hastalığına yakalandığında Kösem henüz 27 yaşındaydı. Oğullarını saltanata hazırlayacak çeşitli faaliyetlere girişti. Sultan 1. Ahmet'in ölümünün ardından onun Minfirus Hatice Sultan'dan doğma en büyük oğlu Osman'ın yerine 1. Ahmet'in kardeşi Mustafa'yı tahta çıkarttı ve böylece saltanat sisteminde önemli bir değişikliğe yol açtı. Bu olay kardeş katli uygulamasının sona erişinde Kösem Sultan'ın yadsınamaz bir payı olduğunun göstergesi oldu. Kösem Sultan 1. Mustafa'nın saltanatı ile eski sarayda 6 yıl kadar ikamet etti. Ardından oğlu 4. Murat'ın 9 Eylül 1623'te tahta çıkışı onu arzuladığı gücü sağladı. Eski saraydan Topkapı Sarayı'na özel bir törenle gelip valide sultan oldu. Murat'ın henüz 12 yaşında olması devletin idaresinde onu söz sahibi yaptı. Bu yıllarda yaşanılan sıkıntıların çoğunda devlet erkanı ile birlikte çalıştı. Sultan Murat annesinin yanında devlet işlerini öğreniyor, idareyi devralmayı planlıyordu. Kösem Sultan ise yetkilerini oğluna bırakmak niyetinde değildi. Zamanla Sultan 4. Murat olgunlaşarak annesinin faaliyetlerini bir ölçüde engellemeye başladı. Ancak genç yaşta beklenmedik ölümü birçok şeyi değiştirdi. Tahta Kösem Sultan'ın diğer oğlu İbrahim çıktı ve Kösem Sultan'ın nüfuzu tekrardan arttı. İbrahim tahta çıktığında Osmanlı hanedanı büyük bir krizle karşılaştı. İbrahim hanedanın tek erkek varisi durumundaydı ve acil bir şekilde hanedanın devamını sağlama zorunluluğu vardı. Oysa 1. İbrahim psikolojik problemler yaşıyor ve kadınlara çok ilgi duymuyordu. Kösem'in ilk işi Osmanlı tahtının son bulmasını önlemek için İbrahim'in bir erkek evlat sahibi olmasını sağlayacak tedbirlere yönelmek oldu. Oğluna tedavi amacıyla ülkenin her yanından doktorlar ve üfürükçüler getirtti. Nihayet İbrahim tahta çıkmasından 2 yıl sonra Şehzade Mehmet doğdu ve en nihayetinde hanedanın devamı sağlanmış oldu. Öte yandan Sultan İbrahim artan ruhi sıkıntılarının da etkisiyle annesini dinlemez oldu. Hatta gözdelerinin de tesiriyle onu saraydan uzaklaştırdı. İskender Çelebi bahçesinde ikamete mecbur etti. Bir rivayete göre İbrahim aslında annesini Rodos'a sürmek istemişti. Padişahın çılgınca talepleri gün geçtikçe artıyordu. Kösem dahi bunca yıllık tecrübesine rağmen hayatından endişeliydi. Devlet erkanı ve Yeniçeri Ocağı ileri gelenleri padişahın tahttan indirilmesinin zaruret haline geldiği hususunda fikir birliği içindeydi. Önemli devlet adamları bu iş için Valide Sultan'ın rızasının alınması gerektiğini biliyorlardı. Kösem Sultan önce rıza göstermeyip direndi. Ardından çaresiz kalmış gibi görünerek torunu Mehmet'i hazırlamak üzere harekete geçti. 1. İbrahim İstanbul'da patlak veren bu isyan sonucunda öldürüldükten sonra yerine Kösem Sultan'ın torunu 6 yaşındaki Sultan 4. Mehmet geçti.
Kösem Sultan için İbrahim'in saltanatı pek tatmin edici geçmemişti. Zira valide sultanlık yetkilerini istediği gibi kullanamamış, zaman zaman endişeli günler geçirmişti. Torununun daha çok küçük olması ve torununun annesi Turhan Sultan'ın genç ve tecrübesiz bulunması sebebiyle iktidarda kalmaya devam etti. Halbuki geleneğe göre büyük valide sultanın eski saraya gidip köşesine çekilmesi, Turhan Sultan'ın yetkileri kullanması gerekirdi. 4. Mehmet'in saltanatının ilk yıllarında Kösem Sultan Yeniçeri Ocağı'na dayanarak devlet işlerine müdahale etmeyi sürdürdü. Öte yandan Turhan Sultan da padişahın annesi olarak devlet işlerine müdahale etmeye başladı. O da saray ağalarına dayanıp bir denge kurmayı başarmıştı. Artık iki valide sultan arasında birisinin ölümüne sebep olacak rekabet başlamıştı. Bunun üzerine Kösem Sultan ve ekibi ellerini çabuk tutup padişahı tahttan indirmeye ve Turhan Sultan'ı ortadan kaldırmaya karar verdiler. Tahta sessiz bir kadın olan Dilaşup Sultan'dan doğma Mehmet'in kardeşi Süleyman'ı çıkarmayı planladılar. Böylece büyük valide rahat bir şekilde hakimiyetini devam ettirebilecekti. Kösem Sultan ocak ağalarına gizlice mektuplar göndererek Turhan Sultan'ın taraftarı 4 harem ağasının öldürülmesine yardımcı olmalarını istedi. Kararlaştırılan gece ağalar adamları ile birlikte gizlice saraya inip Turhan Sultan ile adamlarını bertaraf ettikten sonra 4. Mehmet'e de zehirli bir şerbet içireceklerdi. Ancak iki valide ile de temasta bulunan Meleki Kadın Turhan Sultan'ı uyarınca durum Kösem aleyhine döndü. Kösem'in yaptığı plan aleyhine işledi. Turhan Sultan Kösem'i öldürtmek üzere faaliyete geçti. 2 Eylül 1651 tarihinde Süleyman Ağa ve adamları Kösem Sultan'ı haremdeki odaların birinde bulup öldürdüler. Kösem Sultan'ın cenazesi eski saraya götürüldü. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra Sultan 1. Ahmet'in yanına defnedildi. Mahpeyker Kösem Sultan hem birçok hadisenin başrolü olarak hem de saltanatın karşı karşıya kaldığı tüm badirelerin atlatılmasına pay sahibi olarak bir devre damgasını vurdu. Osmanlı tarihinde öldürülen ilk valide sultandı. Hatta ilk olmakla kalmadı, bir daha tarih boyunca hiçbir valide sultan öldürülmedi. Bu da onun diğerleriyle kıyaslanamayacak kişiliği Osmanlı saraylarındaki yarım yüzyıla yakın otoritesiyle açıklanabilir. Osmanlı Devleti'nde pek çok padişahtan daha çok iktidar sürmüştü. Hayır işleriyle tanınan bir sultandı. Kösem Sultan'ın sahip olduğu yüklü gelirini cömertçe dağıttığı bilinirdi. Hatta bizzat hapishanelere gider, borçluların borçlarını ödeyerek onları kurtarırdı. Hizmetindeki kızları bir müddet çalıştırdıktan sonra çeyizlerini düzüp uygun kimselerle evlendirirdi. Yaptırdığı birçok cami, mektep, çeşme vardı. Hayatı yerli ve yabancı yazarlarca kaleme alınmış, tarihi romanları da konu olmuştu. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın.